Bu videoda dörtgenlerle ilgili soru çözümleri yapacağız. Dörtgenler bölümü de arkadaşlar sınavda çıkma ihtimali yüksek bir bölüm. ÖSYM'nin kullandığı, geometri bölümünde kullandığı bölümlerden birisi. Evet, ilk sorumuza bakalım. ABCD bir paralel kenar. BD, AD doğrusuna dik şekilde belirtilmiş. DAB açısı 60 derece. Paralel kenarın çevresi 12 santim olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Evet şimdi arkadaşlar üçgenlerdeki bilgilerimizle hareket ederek soruya çok rahat bir çözümle ulaşabiliriz. 30-60-90 üçgenini kullanalım. Şurası 30. 90'ın karşısında kenara 2A dersek 30'un karşısında A, 60'ın karşısında da A kök 3 olacak. Paralel kenarın çevresi kısa kenarla uzun kenar toplamının 2 katıydı. Çevreyi 12 olarak vermiş. 12 eşittir 2 çarpı A artı 2A. Buradan 12 eşittir 6A. A da kaç çıkmış olur? 2. Yani uzun kenarı 4 santim, kısa kenarı da 2 santim. Yükseklikte 2 kök 3 olacak. Bize de alanını soruyor. Arkadaşlar paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir. Şekle dikkat ederseniz tabanı 2, yüksekliği de 2 kök 3. O zaman alan eşittir 2 çarpı 2 kök 3'ten 4 kök 3 çıkar. Doğru cevap Adana. Yine bir paralel kenar sorusu. ABCD'de bir paralel kenar. ED ile EA eşit. İsim verelim. X, X diyelim bunlara. DF, FC'nin iki katı. FC'ye K diyelim. DF'de 2K olsun. Yukarıda verilenlere göre DEF üçgeninin alanı ABCD paralel kenarın alanına oranı kaçtır? Evet şimdi arkadaşlar burada alan parçalama yapacağız. Alan parçalama ile ilgili bir soru. Tabii alan parçalama yapabilmemiz için temel şartımız ne? Bir kere üçgenler elde etmemiz lazım. Dikkat ederseniz elimizde bir tane üçgen var. Şurası üçgen değil. Şimdi orada üçgenler yapacağız. İkinci şart ne? Tepe noktaları aynı olan üçgenlerin tepe noktaları diyorum. Aslında hani esas özellik neydi? Yükseklikleri eşit üçgenlerin diye başlıyorduk ama rahat görme açısından tepe noktaları diyoruz. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alan oranı taban oranına eşittir mantığıyla gidelim. Şimdi şurayı birleştirelim. Evet şimdi dikkat ederseniz şu iki üçgene tepe noktaları ortak. O zaman alan oranı taban oranına eşittir diyelim. Yani şunun alanı S ise bunun alanı da S olsun. Sonra A ile C'yi birleştirelim arkadaşlar. A ile C'yi birleştirelim. Şimdi dikkat ederseniz bu sefer de şu iki üçgenin tepe noktaları ortak A noktası oldu. 2K'ya 2S düştüğüne göre K'ya S düşecek. Evet şimdi AC köşegen olduğuna göre arkadaşlar AC köşegen olduğuna göre alanı iki eşit parçaya ayıracak. Üstte alan 3S ise alttaki alan da 3S olacak. Şimdi bize sorulan oranı bulalım. DF üçgeninin alanı S. Paralel kenarın alanında 6S. İstenilen oran 1 bölü 6 olmuş olur arkadaşlar. Bir sonraki soru. Gene bir paralel kenar. AB, BE'nin 4 katı. Yani buraya A dersek arkadaşlar şurası 4A olacak. BEF üçgeninin alanı 2 santimetre kare olduğuna göre ABC'de paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar şimdi burada tabii gene benzerlik kullanacağız. Alan parçalama kullanacağız. İlk önce paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir mantığıyla şuraya da 4A diyelim. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Evet dikkat ettiyseniz bakın şurada bir kelebek benzerliği var. Benzerlik oranı da 1'e 4. Yani şurası K ise şurası 4K. Bunun alanı da 2. Evet, şimdi bunun yardımıyla üstteki DFC'yi bulalım arkadaşlar. DFC'nin alanı. Evet, şimdi bizim bildiğimiz şey vardı bir tane, bir özellik vardı. Neydi? Benzerlik oranının karesi alan oranına eşitti.
benzerlik oranı 1'e 4 olduğuna göre karesi 1'e 16. Yani alan oranı da 1'e 16 olması lazım. 2 düştüğüne göre buraya da 32 düşecek. Evet, şimdi noktayı koyma zamanı. Şuradan bir köşegen çiziyorum. Arkadaşlar 4K'ya 32 düştüğüne göre K'ya 8 düşecek. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerin alan oranı taban oranına eşittir demiştik. Dikkat ederseniz şu iki üçgenin tepe noktaları D. Evet, şimdi çizdiğimiz köşegen alanı ikiye parçalayacağı için üst taraf 40 olduğuna göre alt taraf da 40 olmalı. Bize sorulan yer paralel kenarın alanıydı. 80 santimetre kareymiş. Evet, eşkenar dörtgen sorusu. Arkadaşlar EC'nin 4 olduğunu vermiş. Eşkenar dörtgenin alanı da 16 santimetre kareymiş. Çevresi nedir diyor. Arkadaşlar şimdi eşkenar dörtgenle ilgili ne biliyoruz? Biz onları konuşalım. Şimdi bir kere şunu biliyoruz. Eşkenar dörtgende köşegenler açıortay görevi görür ve dik kesişirler. Ha, o zaman bir kere bu doğrular uzantısı köşegen olmak zorunda. Bunu biliyoruz. Şimdi köşegenlerin kesim noktası yani E noktası ağırlık merkezi oldu. Peki eşkenar dörtgen, paralel kenar, kare, dikdörtgen bunların hepsinde ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıydı. Ağırlık merkezinin görevi neydi arkadaşlar? Alanla ilgili görevi. Alanı 4 eşit parçaya ayırdı. Toplam alan 16 santimetre kare olduğuna göre bunların her biri 4 olacak. Şimdi biz EB'yi bulursak soru biter. Oraya da K diyelim. Arkadaşlar dik üçgenin alanı 4 eşittir. 4 çarpı K bölü 2 dik kenarların çarpımının yarısı. Buradan K'yı kaç bulduk? 2 bulduk. Şimdi BC'ye Pisagor uygulayalım. 4'ün karesi artı 2'nin karesi eşittir BC'nin karesi. 20 eşittir BC'nin karesi. BC eşittir 2 kök 5. Evet, eşkenar dörtgenin bir kenarı 2 kök 5 oldu. Eşkenar dörtgenin bir kenarı 2 kök 5 olduğuna göre bize çevresini sormuş. 8 kök 5. Neden 8 kök 5 arkadaşlar? Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşittir. Yani 4 tane 2 kök 5'ten çevresi 8 kök 5 olur. Evet, yeni sorumuz bir düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir kenarı belli. 2 santim. DK ile KC eşit. O zaman bir kere şunlar 1, 1 olacak. 2, 2. Şöyle yazalım. Bütün kenarları birbirine eşit olacak düzgün altıgenin. Peki şimdi düzgün altıgende arkadaşlar başka neler bilmemiz gerekiyor düzgün çokgenlerle ilgili? Arkadaşlar düzgün çokgenlerde bütün dış açılar birbirine eşittir. Ha, o zaman kenar sayısı kadar dış açı olacağına göre dış açılar toplamda 360 dereceydi. 360 dereceyi 6'ya böldük. 6 tane dış açısı var. Her bir dış açı 60 derece. İç açı kaç derece olmuş olur o zaman? 120 derece. O zaman düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derece olacak. Şuradan bir köşegen çizdim. Evet, şimdi dikkat ederseniz Adana, Bursa, Ceyhan üçgeni ikizkenar oldu. Yani şu açı 30, bu açı da 30 derece oldu. Şimdi düzgün altıgenin bir iç açısı 120 idi. Şu parça 30 olduğuna göre şuraya kaç kaldı? 90. Evet, şimdi biz AC'yi bulursak Pisagor'la X denilen yeri hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar AC'yi de buluruz. Gene üçgenlerden hatırlayalım. 30-30-120 üçgeninde arkadaşlar 120 derecenin karşısındaki kenar eşit kenarların köküç katıydı. Yani 2-2 olduğuna göre AC'nin uzunluğu 2 kök 3 olmuş olacak. Evet, AC'yi de bulduk. Şimdi bir Pisagor yazalım ve istenen yeri elde edelim. X kare eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi.
x kare eşittir 12 artı 1'den x eşittir kök 13 yapar arkadaşlar. Evet, bu sorunun şıklarında sıkıntı var. Doğru cevap kök 13 olacak arkadaşlar. Şöyle F şıkkı diyelim. Kök 13. Bir daha kontrol edelim yaptıklarımızı. 1, 1, 2, 2, 2 kök 3. 2 kök 3'ün karesi 12. 1'in karesi 1. 13 kök 13. Yeni sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen. DEFGHK düzgün altıgen. Yukarıda verilenlere göre DHKF altıgeninin alanının ABC üçgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar içerideki şekil düzgün altıgen diyor gene. Düzgün altıgenin bir dış açısı kaç dereceydi? Gene oradan yola çıkalım. 60 dereceydi. Ha, o zaman bir kere şu dış açı 60. Bu dış açı 60. Ha, o zaman mecburen şurası da 60. Ha, o büyük ihtimalle arkadaşlar bu üçgen eşkenar çıkacak büyük üçgen. Dikkat ederseniz devamını yaparsak 60, 60, gene burası da 60 çıkacak. Yani büyük üçgen eşkenarmış. Peki, güzel bir bilgi yakaladık. Şimdi şunları silelim, şekil karışmasın, alana geçeceğiz. Şunu yakaladık. Şu üçgenlerin her biri eşkenar, büyük üçgen de eşkenar. Bunu yakaladık. Şimdi bunu alana taşıyalım. Arkadaşlar, altıgenin köşegenlerini çizersek evet, hatırlarsanız arkadaşlar düzgün altıgenin içinde 6 tane eşkenar üçgen elde edilirdi. Bu alanların hepsine S diyelim. Şimdi en önemli noktaya geldik. Bunu üçgene taşıyacağız. Arkadaşlar bu üçgenle bu üçgenin demin aynı olduğunu göstermiştik. İkisinin de eşkenar üçgen olduğunu. O zaman bunun alanı da S olacak. Ki dikkat edin bakın kenarları aynı olmak zorunda. Bunun alanı da S olmak zorunda olacak. Bunun alanı da S olmak zorunda olacak. Yani düzgün altıgenin alanı 6S. Büyük ABC üçgenin alanı da 9S. Bu ikisi birbirine oranlandığında doğru cevap 2 bölü 3 çıkmış olur. Bir diğer sorumuz bu sefer de bir kare sorusu arkadaşlar. AE ile AB eşit. Dikkat ederseniz AB karenin bir kenarı. Şimdi ben buraya A dediğim zaman bu da A olacakmış. Bu da A, bu da A, bu da A. Ha, bakın dikkat ettiniz mi? Adana, Denizli, Edirne üçgeni ikizkenar çıktı. Adana, Denizli, Edirne üçgeni ikizkenar çıktı. Şimdi bu ikizkenar üçgen için çözüm üretmeye çalışalım. Başka ne biliyoruz? Karenin köşegeni arkadaşlar açıortay görevi göreceğine göre şu açı 45 derece olmalı. Şimdi ikizkenar üçgenin tepe açısı 45 olduğuna göre diğer iki açıya 135 mi kaldı? 135'i de 2'ye bölersek arkadaşlar 67,5. Evet, o açıları da bulduk. Şimdi bize nereyi soruyor artık? Büyük ihtimalle soruyu çözmüş kadar olmuşuzdur. E, D, C. Evet, bize şurayı soruyor. Arkadaşlar karenin bir iç açısı 90 derece olduğuna göre sorulan bölge şuraya alfa diyelim. Alfanın eşiti 90 - 67,5. O da 22,5 yapar. Doğru cevap Denizli olmuş olur arkadaşlar. Bir diğer sorumuz gene kare arkadaşlar. ABC'de bir dikdörtgen DE ile EC eşit. Yani şunları A, A diyelim. Şurası 2A olsun kare olduğu için. Şurası da 2A. Aynı şekilde tabii şurası da 2A. BK 2 santim. ABC'de karesinin alanı kaç santimetre karedir? Evet, şimdi arkadaşlar bir kelebek benzerliği var. Dikkat ettik mi bakın. Şurada. Burada kelebek benzerliğindeki oran, benzerlik oranı 1'e 2. O zaman 1'e 2 oranı burada da olacak. Şurası 1 oldu. Dikkat edin 1'e 2 oranı burada olacak. Evet, şimdi karenin bir kenarını buluruz bence. Dikkat ederseniz bakın şu üçgende bir Pisagor alırsak A kare artı
4a kare eşittir 3'ün karesi yani 9. 5a kare eşittir 9. A kare eşittir 9 bölü 5. Evet bakın a'yı bulmayalım. Çünkü neden a'yı bulmayalım? Karenin alanı soruluyor bize. Şimdi karenin alanı da bir kenarının karesi. Yani bize sorulan şey 4a kare aslında. A kare de 9 bölü 5'ti. 4 çarpı 9 bölü 5'ten 36 bölü 5 yapar. Doğru cevap Deniz'de. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın gene üçgen temelli gidiyor. Benzerlik kuralları özellikle kelebek benzerliği dörtgenlerde sıkça karşımıza çıkıyor ve çıkacak. Bir diğer soru gene kare sorusu arkadaşlar. ABCD bir kare. ABCD karesinin alanı 3 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre DE bölü EC oranı kaçtır? Şimdi karenin alanı 3 eşit parçaya ayrılmış. Nasıl ifade edelim onu? Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi köşegen çizeceğim için S demiyorum. Şu 2S olsun, şu da 2S olsun. Şimdi bir tane köşegen çizdiğim zaman. Şimdi karenin alanı 3 eşit parçaya ayrıldığına göre şu dörtgenin alanının da 2S olması lazımdı. Şimdi köşegen alanı 2 eşit parçaya böleceğine göre şunlar S, S diye dağılması lazım. Evet, şimdi o S, S dağılımında anlaştık. Sildim. 2S, köşegeni çizdik. S, S, 2S. Evet, şimdi bize sorulan bölge DE bölü EC oranı. Arkadaşlar yükseklikleri aynı üçgenlerde yani tepe noktaları ortak olan üçgenlerde alan oranı taban oranına eşittir demiştik. Dikkat ederseniz bu iki üçgenin tepe noktası A ortak. O zaman alan oranı taban oranına eşittir. Alan oranı 2S S. O zaman taban oranı da 2'ye 1 olacak. Doğru cevap 2 olmuş olur. Evet. Bir dikdörtgen sorusu bu sefer de ABCD'de bir dikdörtgen AD 14 santim dikdörtgeni ABCD dikdörtgeni 7 eş dikdörtgene bölünmüştür. Evet dikkat edin eş. Yukarıda verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar küçük dikdörtgenin kısa kenarına A uzun kenarına da B diyelim. Şurası da A olmuş olacak. Peki o zaman şurası da B olmuş olacak. Şurası da B olmuş olacak. Kısa dikdört, kısa kenarına da A demiştik. Şunların her biri de A oldu. Ha, o zaman arkadaşlar 5A eşittir 2B diyebiliriz. Bir de şunu vermiş bize AD 14 santim yani A artı B 14. Bu 2K ise bu da 5K. Yani 7K eşittir 14'ten K 2. Demek ki A dediğimiz kenar 4, B dediğimiz kenar da 10 olacak. ABC de dikdörtgenin alanı. Arkadaşlar bu dikdörtgenin zaten elimizde kısa kenarı var 14. Uzun kenarı da 5A yani 20. Uzun kenar 20, kısa kenar 14. Uzun kenar çarpı kısa kenar 200. 80 yapmış olur. Yani doğru cevap Edirne olur arkadaşlar. Yeni sorumuz. Gene bir dikdörtgen DF ile FA eşit DE de EC'nin iki katı. Yani şuraya A diyelim. Şurası 2A olsun. Şuraya B diyelim. Şurası da B olsun. Şurası da 2B. Burası da 3A. ABCD dikdörtgenin alanı 24 santimetre kare olduğuna göre EFB üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi EFB üçgeninin alanını bulurken şöyle bir yöntem izlesek. Dikdörtgenin alanından şu alanların toplamını çıkartıp EFB'nin üçgeninin alanını buluruz diyorum. Dikdörtgenin alanını vermiş zaten 24. Bizim şu üçgenlerin alanlarını bulmamız lazım. Şimdi dikdörtgenin alanından yardım alalım. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar yani 3A çarpı 2B.
eşittir 24. 6 ile sadeleştirirsek A çarpı B'nin 4 olduğunu bulduk. Şimdi A çarpı B 4. Bunun yardımıyla bu üçgenlerin alanlarını bulalım. Arkadaşlar şöyle yazayım. Şu S1 şu S2 şu da S3 olsun. S1 dik üçgen olduğuna göre dik kenarların çarpımının yarısı olacak alan. A çarpı B'yi de 4 bulmuştuk. Yani S1 4. S2 gene dik kenarların çarpımının yarısı. S2 de 4. Şimdi bir de S3'ü bulalım. Dik kenarların çarpımının yarısı olacak. Şurası 4'tü. S3 de 6. Evet, S3'ü de bulduk. Şimdi demin söylediğimiz şeyi şuraya yazalım. EFB'nin alanı dikdörtgenin alanından bu üçgenlerin toplamını çıkartarak buluyoruz demiştik. Alan EFB eşittir 24 eksi toplamları kaç yapacak arkadaşlar? 4, 8, 6 daha 14. 14'ü çıkartırsak sorulan bölgenin alanı 10 santimetre kare olurmuş. Gene tabii gördüğünüz gibi dik üçgen mantığı kullandık. Taralı bölge, daha doğrusu istenen bölge dikdörtgenden üçgenleri çıkarttığımızda elde edebiliyoruz. Bir diğer sorumuz arkadaşlar, yamuk sorusu. ABC'de bir yamuk, DC CB'ye dik, EF BC'ye dik, AB BC'ye dik şekilde verilmiş zaten bunlar. CF ile FB eşit 2 santim, EF 3, yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi yamuk alanı nasıl bulunurdu? Orta taban çarpı yükseklik. Şimdi orta taban neydi? Alt tabanla üst taban toplamının yarısı. Dikkat ederseniz arkadaşlar orta taban bulmama gerek yok. Kendisi vermiş. Orta taban arkadaşlar adı üstünde bakın. Orta noktaları birleştiren doğru değil mi? Bakın orta noktaları birleştirmiş. O zaman bu yamuğun orta tabanı 3. Yükseklik de 4. 3 çarpı 4'ten yamuğun alanı 12 olmuş oluyor. Yani bizim şu iki tabanı bulmaya gerek kalmadı. Zaten onları bulsak da toplamlarının yarısı deyip orta tabanı bulacaktık. Orta tabanı zaten soru vermiş. Yamuğun alanı arkadaşlar orta taban çarpı yükseklik. Bir diğer sorumuz. ABC'de bir paralel kenar DE ile EC birbirine eşit. DEK üçgeninin alanının paralel kenarın alanına oranı kaçtır diyor. Evet arkadaşlar gene bir kelebek benzerliği var gibi duruyor. Bakalım şunlara isim verelim. A, A olsun. Şurası da 2A olsun. Evet gördünüz hemen siz de fark ettiniz. Şurada bir kelebek benzerliği var. Ve benzerlik oranı dikkat ederseniz 1'e 2. Yani şurası K ise şurası 2K. Evet. Şimdi benzerlik oranı 1'e 2 olduğuna göre alan oranı da 1'e 4 olacak. Yani bunun alanı A ise bunun alanı 4A olacak. Şimdi 2K'ya 4 alan düştüğüne göre K'ya 2 alan düşer. Evet dikkat edin bakın şu iki üçgenin tepe noktası ortak. O yüzden taban oranı alan oranına eşittir dedik. Evet şimdi paralel kenarda DB köşegen olduğuna göre alanı iki eşit parçaya ayıracak. Alttaki alan 6 alan olduğuna göre üstteki alanın da 6 olması lazım. Biri burada olduğu için şuraya 5 alan kaldı. Biri burada dikkat edin. DK üçgeninin alanı A. Paralel kenarın alanı 12A. Şunlar gider. Doğru cevap 1 bölü 12 olmuş olur arkadaşlar. Evet, gene bir kare sorusu var arkadaşlar karşımızda.
DE'nin EF'yi, AF'ye dik, BF'nin AF'ye dik olduğunu söylemiş ki zaten şekilde de verilmiş bunlar. AE ile EF birbirine eşit, karenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi bizim karenin alanına geçiş yapabilmemiz için bir kenarını bulmamız lazım. Çünkü karenin alanı bir kenarının karesiydi. Peki, şimdi karenin bir kenarını bulabilir miyiz? Ona bakıyorum. Arkadaşlar şimdi bu soruda da benzerlik var gibi, açı benzerliği var gibi. Açı benzerliği bulmaya çalışalım. Şimdi şu üçgen veya bu üçgenden başlayacağız. Şu açıya A açısı diyelim, şu açıya da B açısı diyelim. Şimdi A ile B açısının toplamına dikkat ederseniz 90 derece. Ha o zaman arkadaşlar karenin bir açısı da 90 derece olduğuna göre şuraya ne kaldı? A. A 90 olduğuna göre şuraya da B kaldı. Evet. Şimdi o iki üçgenin 3 açısının da eşit olduğunu gösterdik. O zaman bu iki üçgen benzerdir dedik. Şimdi hatta daha fazlasını söyleyeceğiz. Bakın bunlar eştir diyeceğiz. Benzerden de fazlası. Eş üçgenlerdir. Neden? 90'ın karşısında karenin bir kenarı var. 90'ın karşısında karenin bir kenarı var. Yani benzerlik oranı 1. Benzerlik oranı 1 olduğuna göre arkadaşlar bu üçgenler eş üçgenlerdir. Şimdi B'nin karşısında kaç var arkadaşlar bu üçgende? 2. O zaman B'nin karşısında buranın da 2 olması lazım. A'nın karşısında bu üçgende dikkat ederseniz 4 var. O zaman bu A'nın karşısında buranın da 4 olması lazım. Evet, soru bitti arkadaşlar. Neden şu üçgende Pisagor teoremi uygularsak karenin bir kenarını bulmuş oluyoruz? AB'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 4'ün karesi. AB'nin karesi eşittir 20. Ki zaten bizden istediği de bu değil miydi? Karenin alanı bir kenarının karesiydi. AB'nin karesi de kaçmış? 20. O zaman karenin alanı 20 santimetre kare olmuş olur arkadaşlar. Bir diğer soru. Üçgen sorusu. İçine eşkenar dörtgen çizilmiş. ABC bir üçgen. BEDF bir eşkenar dörtgen. AB 12. BC 8. AC 10. AD nedir? X diyelim. Arkadaşlar şimdi burada eşkenar dörtgen nin bir özelliğini kullanalım diyorum ben. Neydi o? Hemen hatırlayalım. Eşkenar dörtgende köşegen açıortay görevi görüyordu. BD köşegenini çizelim. Şurası açıortay olacak. Şimdi BD açıortay olduğuna göre üçgenlerden hatırlayalım hemen. Açıortay oranını uygulayabiliriz. Açıortay oranı neydi arkadaşlar? Kollar arasındaki oran 12 bölü 8 eşittir. Parçalar arasındaki orana. Buraya ne kalacak? 10 eksi x. X bölü 10 eksi x. 2, 3, 30 eksi 3x eşittir 2x. 30 eşittir 5x. Buradan da x kaç çıkmış olur? 6. Doğru cevap Bursa olur arkadaşlar. Tabi burada bakın şeyi kullanıyoruz. Hem başka yolla da çözülür mü? Çözülür tabi. Ama biraz uzun sürer. Benzerlik uygulamanız lazım. Eşkenar dörtgenin kenarlarının birbirine eşit olduğunu kabul ederek benzerlik yapıp gene benzerliklerde şeyi bulabilirsiniz. X'i bulabilirsiniz. Tabi biraz uzun sürer ama burada açıortayı görürseniz çok daha basit bir çözüm elde etmiş oluyorsunuz. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. A, B, C, D olacak herhalde. Şurada bir D yazılmamış. A, B, C, D bir dikdörtgen. A, E, 2, E, C, X. A, B, C dikdörtgenin alanı şekildeki gibi eşit alanlı 3 parçaya ayrılmıştır. Eşit alanlı 3 parçaya. Yani bunun alanı S, bunun alanı S, bunun alanı S. X kaç santimdir? Bakalım.
Şimdi arkadaşlar, dikdörtgenin kısa kenarına da ne diyelim? A diyelim, şurası da A olsun. Şimdi dikdörtgenin alanı 3S. A çarpı X artı 2. Şu S'lik dik üçgenin alanı A çarpı X bölü 2. Evet, şimdi dikkat ederseniz bakın 3 tane bilinmeyen var elimizde. S, A ve X. Şimdi bunların herhangi birini bulmamız da istenmiyor. Direkt ne istiyor soru bizden? X'i istiyor. O zaman benim S ve A'dan bir şekilde kurtulmam lazım. Hem S hem de A'dan kurtulmamız gerekiyor bu iki denklemin yardımıyla. Arkadaşlar, bu iki denklemi birbirine oranlarsam S'ler ve A'lar kendi içinde sadeleşmiş olacak. Şöyle oranlayalım bunları. Şunlar gitsin. 3 eşittir. Şu 2'yi ters çeviriyorum. 2x artı 4 bölü x kalmış olacak. 3x eşittir 2x artı 4. X eşittir 4 çıkmış olur. Evet, bize sorulan yer arkadaşlar 4 santim olmuştur. Doğru cevap Ceyhan. Gene bir dikdörtgen arkadaşlar. Evet, gene D yazılmamış. ABCD bir dikdörtgen. AF dik, EB DE eşit, EC şu ikisi birbirine eşit. EF 1, AF 2 kök 2. Yukarıda verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Nasıl yola çıkabiliriz? Çünkü dikdörtgenin alanı için bize iki veri lazım. Kısa kenar ve uzun kenar. Bunların çarpımı dikdörtgenin alanını verir. Fakat elimizdeki bilgilerle kısa kenar ve uzun kenarı bulabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Ha, oradan çıkamazsak başka bir şeyden alanı elde edebilir miyiz? Ona bakalım. Arkadaşlar, hani sanki şu A ile E noktalarını birleştiren bir doğruyu çizelim diyorum ben bir. Çünkü 1 ve 2 kök 2'yi başka türlü kullanacağı benzemiyor. Şurayı şöyle düz bir şekilde çizsek. Ne diyelim buraya da? K diyelim. Pisagor'dan K'yı bulalım. K'nın karesi eşittir 1'in karesi artı 2 kök 2'nin karesi. K'nın karesi eşittir 1 artı 8'den K'nın karesi eşittir 9. Buradan da K kaç çıkar? 3. Tamam. Şimdi K dediğimiz yeri 3 olarak bulduk. Peki, şimdi bu DE ile EC eşitliği niçin verilmiş bize? Arkadaşlar dikkat ederseniz bakın. DE ve EC kenarları eşit. Dikdörtgenin kısa kenarları aynı. Şu iki kenar da aynı. O zaman bu iki üçgenin eş olması lazım. Aynı, bütün kenarlar aynı. Dikkat edin bakın. A eşit, bu ikisi birbirine eşit, bu ikisi birbirine eşit. Ve açılar da 90 derece. O zaman bu taralı üçgenler eş üçgenler olması lazım. 90 derecenin karşısında kenar 3 olduğuna göre 90 derecenin karşısında kenarın 3 olması gerekiyor. Yani biri burada olduğuna göre şuranın 2 olması lazım. Peki, şimdi son noktayı koyalım. Şimdi bu elimizdeki veri artık bizi rahatlattı. Neden? Arkadaşlar, Adana, Edirne, Bursa yani AEB üçgeninin alanını bu elimizdekilerle buluruz. AEB üçgeninin alanı da ne olmuş oluyor? Üç çarpı iki kök iki bölü 2'den 3 kök 2. Evet, şimdi o alanında 3 kök 2 olduğunu bulduk. Peki o alanla dikdörtgen arasındaki ilişki neydi? Evet, hatırlayalım. O üçgenin alanı dikdörtgenin yarısıydı arkadaşlar. Üçgenin alanı 3 kök 2 olduğuna göre dikdörtgenin alanı da 6 kök 2 olmuş olacak. Yani doğru cevap Denizli olmuş olur. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. ABCD kare. DE ile EC eşit. DF 2. AF 4. O zaman karenin bir kenarı 6. Yani şurası 6. 6. 3. 3. Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç santimetre karedir?
Arkadaşlar taralı alanı hani aklıma gelen ilk şey şu. Karenin alanından şu iki üçgenin alanlarını çıkartalım diyorum. Taralı alanı bulalım. Başka çözüm yöntemleri de türetebiliriz. İlk aklıma gelen o. Karenin alanı 6'nın karesi eksi. Şimdi üçgenlerin alanları. 2 çarpı 3 bölü 2 artı 3 çarpı 6 bölü 2. Şunlar gitti. Şu ikisi sadece işte 3. 36 eksi 9. 3 de buradan 12. 36'dan da 12'yi çıkartırsak 24. Taralı alan 24 santimetre kare olur. Evet, kolay bir soru olmuş arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. ABCD'de bir dikdörtgen, DEFG bir kare, DEF evet, DC1, GA2 evet, şurada bir yazım hatası olmuş arkadaşlar, DC değil, DG herhalde o. Şöyle düzelteyim ben onu, DG1. GA2. Yukarıda verilenlere göre ABC dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Evet, şimdi arkadaşlar bu dikdörtgenin kısa kenarı belli. 3. Uzun kenarını bulmamız lazım. Uzun kenarını bulursak soruyu çözmüş kadar olacağız. Şimdi uzun kenarını nasıl bulabiliriz bu verilenlere göre? Şimdi DEFG'nin kare olmasından kaynaklı GF de 1 olacak. Şurası da 1. Peki şuradan bir yükseklik çizsem, yani içeride dikdörtgen yapsam. Şurası da 1, şurası da 2. Evet, şimdi arkadaşlar o çizdiğimiz yükseklik bize dik üçgende çok güzel bir veri kazandırıyor. Hatırlarsanız dik üçgende hipotenüse çizilen yükseklik varsa hemen aklımıza ne gelecekti arkadaşlar? Öklit teoremi. Direkt Öklit teoreminden şu parçayı bulabiliriz. Şuraya da A diyelim. Evet, Öklit teoremi neydi arkadaşlar? Yüksekliğin karesi eşittir dik kenarların çarpımına. Yani 1 çarpı A. Buradan da A dediğimiz kenar 4 çıktı. Şurası 4 oldu. Şimdi dikdörtgenin kısa kenarı 3. Uzun kenarı 5. Alanını istiyordu. 3 çarpı 5'ten 15. Doğru cevap Adana olmuş olur arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, beşgen sorusu. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E. Bir düzgün beşgen. Şimdi düzgün beşgen olduğuna göre bütün kenarları birbirine eşit. A, F, B eşkenar üçgen. O zaman bunun da bütün kenarları birbirine eşit. Evet, bir de F, C, D açısı var. Onu sormuş. Şimdi arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısını nasıl bulacağız? Şimdi onunla başlayalım. Hatırlarsanız videonun başında o cümleyi kurmuştuk. Bir daha kuralım. Arkadaşlar bir düzgün çokgende bütün dış açılar birbirine eşittir ve toplamları 360 derecedir. Şimdi düzgün beşgenin kaç tane dış açısı var? 5 tane var. Hepsi birbirine eşit olduğuna göre 360 bölü 5'ten dış açı 72 derece çıkar. Şimdi iç açı da arkadaşlar 180 eksi 72'den 108 derece çıkar. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece. Peki eşkenar üçgenin bir iç açısı kaç derece? 60. O zaman şu açı 60. Şuraya ne kaldı? 48. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar FBC üçgenine ikizkenar bakın. FBC üçgeni ikizkenar ve tepe açısı da kaç derece? 48 derece. Şimdi 180'den 48'i çıkarttık. 132. O zaman şu açılara 66'ya 66 kaldı.
Şimdi iç açıda 108 olduğuna göre alfa eşittir 108 eksi 66'dan. 108'den 66 çıktı. 42 derece olmuş olur. Evet, burada da x demiş. Şu x'i de silelim. Alfa olacak. Alfa 42 derece olmuş olur. Evet arkadaşlar, videonun son sorusunu çözelim. Bu videoyu bu soruyla bitirelim. Bir sonraki videoda dörtgenlerle devam edeceğiz. Evet, elimizde bir dörtgen var. CD DA'ya dik, DA da AB'ye dik. Evet, bir dik yamuk yani. BE EC'nin iki katı. Yani şurası A ise şurası 2A. AE 8, DC de 3√3. Yamuğun alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar, tabii burada yamuk alanı için ne lazımdı gene hatırlayalım. Orta taban çarpı yükseklik yamuğun alanını veriyordu. Ha, o zaman hem orta taban hem de yükseklik lazım. Başlayalım bir. Şimdi şu 30'u kullanmak için arkadaşlar mecburen bir tane şuradan dik çiziyoruz. Şuraya dik diyelim. Şimdi 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4 olacak. 60'ın karşısında yani şurada da 4√3 olacak. Tamam. Şimdi bu 30 dereceyi kullandık. Ha, bakın dikkat ettiniz mi? Şu oran elimizde olduğu için yüksekliğini buluruz. Şuradan dik çizdim. Şimdi benzerlik oranı arkadaşlar, artık şu ikisi birbirine paralel oldu değil mi? Benzerlik oranı 1'e, pardon üzülüyorum, 2'ye 3. Şimdi benzerlik oranı 2'ye 3. Taban oranı 4'e, o zaman 6 olması lazım ki 2'ye 3 olsun. Bakın yüksekliği bulduk. 4/6, 2/3 yapacak. Şurası 6. Tamam, yükseklik halloldu. Evet, şuna dikkat ettik mi arkadaşlar? Burası 3√3 olduğuna göre direkt karşısı buranın da 3√3 olması lazım. Tabanı 4√3 bulmuştuk biraz önce. O zaman şuraya √3 kaldı. Evet, şimdi gene şuraya gelelim. Gene üçgenlerde sıkça kullandığımız bir cümle vardı. Paralel doğrular arasındaki kenar oranları birbirine eşittir. Kenar oranları 2'ye 1. O zaman burada da 2'ye 1 olması lazım. √3 olduğuna göre şu parçada 2√3 olacak. Evet, şimdi yamuğun alanını bulabiliriz. Orta taban çarpı yükseklikti. Orta taban nasıl bulunuyordu? Alt tabanla üst taban toplamının yarısı. Üst taban 3√3. Alt taban 6√3 bölü 2 çarpı yükseklikti. Yükseklikte 6. 9√3 çarpı 3'ten doğru cevap 27√3 olmuş olur. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda dörtgenlerle devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.